benim hayat çizgimin en önemli kriterlerinden biriydi o gün. İstanbul Tekniği'ye başlamak ve İstanbul Tekniği'yi bitirmek. Ve geldiğimde yurt çıkmadı. Şimdi o yüzden ben 5000 kişilik yurt kapasitesi olan kız öğrenci yurdunu Gaziantep'te 10 ayda 10.000'e çıkarttım. Çünkü yaşadım. Yurtsuzluğu yaşadım. Geldiğim zaman İstanbul'da nerede kalacağımı bilmeden İstanbul'a geldim. İlk kadın bakan dediğiniz zaman bu da kendiliğinden olan bir süreç değil. Doğum iznine kadar makinelerin üzerinde montaj yaparak geçirdik. 15 yıl boyunca. Ana kademe yönetime girmek için her hafta işten çıkıp 6 ay bekledim beni ana kademe yönetime alsınlar diye. Eşimle beraber geldim. Eşim yukarıya toplantıya çıktı. Dediler ki başka kadın yok. Siz rahat edemezsiniz. Siz aşağıya buyurun. 6 ay bekledim. Baktılar ki bu kadının gitmeye niyeti yok. Beni yukarıya aldılar. 6 ay sürdü mücadele. Yeni dünya düzeninde yeni yöneticilik ve yeni liderlik artık tartışılıyor. Artık kas gücü bitti. Artık kasa gücü de bitti. Artık kafa gücü. Ve o da bizde var. Zaman başkalarından bekleme zamanı değil. Herkesin kendine göre yapacağı iş var. Kutuplaşmaya, ayrıştırmaya, çekiştirmeye, enerjimizi birbirimize harcamaya gerek yok. Gücümüzü birleştireceğiz, hedefe kilitleneceğiz ve bu yolculuğu birlikte tamamlayacağız diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.